Hepinize merhaba çocuklar. Sevilen çizgi film Dinozor Makineler, namı diğer Dino Trucks oyuncaklarını sizler için ilk defa kanalımızda açacağız. Başka bir yerde bulmanız zor. Biz de oyuncakları çok zor bulduk. Ama çok sevildiği için bu çizgi film bir an önce oyuncakları temin etmek istedik. Sizler için meşakkatli bir şekilde oyuncakları bulduk ve temin ettik. Çizgi filmimizin isminden de anlaşılacağı gibi Dinozor Makineler, yani çizgi filmimizin kahramanları yarı iş makinesi yarı da dinozor. İlk olarak şöyle kutumuzu bir açalım. Ve burada onların resimleri çıktı. Resimlerle birazcık konuşalım. Şöyle kapatalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kutunun içeriğinden çıkan resimde çizgi filmimizin kahramanı T-Rex bir Dino Trucks'tır. Yani çizgi film kahramanlarımız iki tür, ikiye ayrılıyor. İlk grup dinozorlar, yani Dino Trucks'lar. Diğer grupta dinozorların tamirlerini yapan küçük yarı, yine böcek gibi, yarı da makine. Bunların özellikleri de büyük Dino Trucks'ları tamirlerini yapıyorlar. Revit ve Tortul. Şimdi bu dinozorlarımız gördüğünüz gibi paletleri var. Yani bir kepçe şeye benziyor. Tank. Tankın ayaklarına benziyor. Mesela bu bir zürafaya benziyor. Skaya. Şimdi kahramanlarımız T-Rex, Skaya, Tonton ve Dozer. Hepsinin belli özellikleri var. Yani izlediğimiz kadarıyla daha çok yeni olduğu için bizim de hatalı anlatımımız olabilir. Sizler yorumlara doğrularını yazarsanız zamanla zaten karakterler ve çizgi film oturacaktır. T-Rex, ilk olarak T-Rex'in figürüyle başlayalım. Bu böyle dursun burada. Evet, şimdi T-Rex'i kutumuzdan alalım. Gördüğünüz gibi toplam, şöyle göstereyim. Toplam 6 figür var burada. Ve hikayemizin baş kahramanı olan T-Rex'i şöyle çıkartalım. Biraz zor oluyor çıkması. Evet, T-Rex'i alalım ve diğerleri şimdilik beklesin. Evet. Evet, T-Rex ağzıyla taşları parçalama özelliğine sahip bir oyuncak. Yani şey, bir karakter. Ve temel özelliklerden bir tanesi de bu kuyruğundaki tokmak diyebiliriz. Bununla kayaları parçalıyor ve ağzıyla parçaladığı kayaları yakalayıp fırlatma özelliğine sahip. T-Rex çok dost canlısı bir dinozor. Hiç agresif değil. Diğer dinozor makinelerle çok çabuk arkadaşlık kurabiliyor. Zaten bunun en temel özelliği de Revit'le, yani Revit bu karakter, Revit'le arkadaş olabilmesi. Şimdi sizlere T-Rex'in hikayesini anlatayım. T-Rex ilk olarak, ilk bölümde izlediğimiz kadarıyla yanardağa yakın bir vadide diğer dinozorlarla dost canlısı bir şekilde gayet güzel yaşıyormuş. Ta ki yaşadığı vadideki yanardağ patlayana kadar. Yanardağ patladığı zaman yanardağdan çıkan lavlar ve etrafa saçılan büyük kaya parçaları T-Rex'in bulunduğu vadiyi yaşanılmaz hale getiriyor. Ve T-Rex de bu kaya parçalarından kaçmaya çalışırken üzerine büyük taş parçaları düşüyor ve yaralanıyor. Tabii bu kaçma sırasında epey yol almış, farklı bir yere geliyor. Farklı bir vadiye, farklı bir platoya ulaşıyor ve etrafına bir bakıyor. Bu arada bu dinozor makinelerin yemekleri de madenler, maden yiyorlar. Yani nedir maden? Demir gibi malzemeleri tüketiyorlar. Etrafında çok böyle fazla madenin bulunduğu, su kaynaklarının bulunduğu çok güzel bir platoya ulaşıyor T-Rex. Ve orada ilk olarak Revit'le tanışıyor. Revit T-Rex'i onarıyor. Yani arızalı kısımlarının tamirini yapıyor. Gördüğünüz gibi T-Rex'in kuyruğu bu tokmakla kayalara vuruyor. Oyuncağımız gayet güzel. Gerçeğiyle birebir benziyor. Altında böyle tekerleri var.
malzeme, kullanılan malzemede kenarları demir, üst kısmı plastik, çok gayet kaliteli. Gerçekten çok güzel. Şöyle yakından da gösterelim. Tyrex bu şekilde. Dost canlısı bir Dinotrax. Ve Tyrex'in 10 Aralık'tan sonra o vadinin gerçek sahibi, kötü huylu, arkadaş canlısı olmayan, vadide sözünü geçirmeye çalışan bir dinozor var. Adı neydi o dinozorun? Dinostrax mıydı? Tam bilmiyorum. Onu da yoruma yazın lütfen. Onunla mücadelesini anlatıyor çizgi filmimiz. Çok keyifli bir çizgi film. Çocukların iş makinelerini seven çocuklar için dinozor ve iş makinelerinin bir araya getirilmiş hali. Şimdi şöyle koyalım bunu. Burada dursun ve diğer oyuncağımız, bunun en yakın arkadaşı olan Revit'i alalım. Bakalım Revit nasıl? Biraz da Revit'ten bahsedelim. Evet, Revit'i aldık, koyduk buraya. Bakalım, bakın Revit'in altında bir bilye var, böyle hareket edebiliyor. Revit'in özelliği, Revit takım çantası gibi, kafasında gördüğünüz gibi tornavida ucu var. Burada farklı uçlar var. Dili normalde burada görünmüyor ama dili metre gibi uzayabiliyor Revit'in. Revit büyük Dinotrax'ların onarımında aktif olarak görev alıyor. Çok akıllı, küçük ama meziyetleri çok büyük bir kahraman, bir figür. Yani şöyle gösterelim. Dinotrax'ın diyelim işte buradaki vidaları gevşediği zaman Revit geliyor ve bunlar bu uçları sayesinde onun onarımını gerekirse üzerine çıkıyor ve onun onarımını sağlıyor. Bu şekilde güzel bir ilişkileri var. Yani gerçek hayatta da böyle değil mi çocuklar? Arkadaşlarımız bizim eksik yönlerimizi, noksanlarımızı tamamlamalı. Onlar olmadığı zaman bizim bir taraflarımız eksik gibi oluyor. Çizgi filmimiz de böyle. Revit olmadan Dinotrax, yani Tyrex, Ty kendini eksik hisseder diye düşünüyoruz. Ve diğer karakterlerimize bakalım. Bunlar çok iyi arkadaş oluyorlar. Daha sonra o vadide yaşayan diğer Dinotrax'lar devreye giriyor ve bunlar farklı özellikleri olan, birbirini tamamlayan çok iyi bir takım oluyorlar. Çok da iyi anlaşıyorlar. Zorluklarla mücadele ediyorlar. Şimdi diğer takım arkadaşlarını gösterelim. Şöyle kutumuzu açalım. Ve Tonton. Evet, Tonton parçalanan şöyle göstereyim. Parçalanan taşları, mesela şöyle yapalım. Tay kayayı kuyruğuyla böyle vuruyor. Parçaladığı kayaları alıyor ağzıyla ve Tonton'un üzerine bırakıyor. Tonton ne yapıyor bunları? Bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Temel özelliği, sırtından da anlaşılacağı gibi bir kamyona da benziyor çocuklar. Ve şuradaki tuşa bastığımız zaman üzerindekini ne yapıyor? Farklı bir yere dökebiliyor veya o da fırlatabiliyor. Daha çok kayaları, taş parçalarını taşıma amaçlı kullanılıyor. Bu arada kaya taş demişken, bu çizgi film tarih öncesi bir dönemde, yani dinozorlar çağında geçiyor. Her taraf taş, kaya. Hal böyle olunca iş makineleri, yani bu dinozor makinelerimiz bol bol taşları, kayaları parçalıyorlar. Bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar, maden yiyorlar. Evet, Tonton'u tanıttık. 3 tane oldu figürlerimiz ve bir 3 tane daha figür gelecek. Kim? Skaya gelsin bakalım. Skaya, şu uzun boylu zürafaya benzeyen Dinotrax'ımızı alalım. Skaya'yı alalım bakalım. Skaya. Biraz zor çıkıyor çocuklar. Şöyle göstereyim ben. Evet, Skaya gördüğünüz gibi gayet. Bu arada Skaya kız karakter. Yani bu bir bayan. Diğer karakterlerimiz erkek, seslendirenler olsun, hali, tavrı. Lakin Skaya bir kız karakter. Yani birazcık daha kibar, naif,
şirin bir karakter. Bunun en temel özelliği, Skye'nin en temel özelliği uzun boylu olması ve ağzından böyle bir ip sarkıtıp eşyaları taşıyabiliyor ya da çok uzun yerlere boyu uzayabiliyor. Şöyle göstereyim ben size sırtından. Bakalım ne yapıyormuş şöyle. Bakın kafası şöyle yaptığımız zaman uzuyor ve kısalıyor. Sizler de şöyle daha net görün. Şöyle yapalım. Kuyruğumuzu böyle yaptığımız zaman uzuyor. Böyle çektiğimiz zaman kısalıyor. Şöyle yapalım birazcık da netleştirelim görüntüyü de. Uzuyor ve kısalıyor. Altı yine tekerlekleri var. Bacakları bu şekilde. Skye'yi sizlere tanıtmış olalım. Bu da gene diğer Dinotrax'lar gibi farklı özellikleri var dedik. Tonton kayaları taşıyor. Tyrex parçalıyor. Skye onları kaldırabiliyor. Yukarılara çekebiliyor. Erişilmeyecek yükseklikteki yerlere uzanabiliyor. Revit tamir ediyor dedik. Ve geride parçalayan birisi lazım. O da tabii ki evet Dozer. Dozer'de şimdi Dozer'i alalım. Yalnız bunları buraya koyduk. Bunları bir indirelim. Yine açalım kutumuzu. Ve Dozer kaldı zaten kutuda. Bir de bir karakterimiz daha var. Onu da size soracağım. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Dozer'i de aldık. Şöyle koyalım Dozer'i. Şimdi sadece Dozer kalsın burada. Evet şöyle biraz. Evet Dozer'i inceleyelim şimdi. Arkadaşlar Dozer özellikle bu arka kısmından kuyruk diyebiliriz. Böyle kayaları parçalama özelliğine sahip. Aynı zamanda parçaladığı kayaları böyle ittirebiliyor, taşıyabiliyor. Şöyle baktığımız zaman burası oynuyor. Başka kafası hareket edebiliyor. Bir nevi hayvanlardan gergedana benziyor değil mi? Evet gergedana çok benzetmişler. Yukarı aşağı oynayabiliyor bu kısmı. Evet Dozer parçalıyor. Tonton taşıyor. Skye uzak kısımlara ulaşabiliyor. Yüksek yerlere ulaşıyor, çekebiliyor. Tyrex zaten bu ekibin olmazsa olmazı. Tyrex sayesinde bu ekip bir araya geliyor. Çünkü bu ekip bir araya geliyor ve kötü dinozor adını hatırlamıyorum. Dystrax mıydı? Öyle bir şeydi. Onunla mücadele etmek için bunlar güçlerini birleştiriyorlar. Revit zaten gizli kahramanımız ve adını bilmediğim dediğim son bir kahramanımız var burada. Gerçekten ben bunun adını bilmiyorum. Revit'e benziyor ama ben bilmiyorum. Evet. Bu şekilde artık kutumuzu şöyle kenara çekelim. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar bu nedir? Ne işe yarar? Ben tam bilmiyorum. Sizler yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu da bu şekilde. Evet gerçekten oyuncaklarımız bayağı beklediğimizden çok daha kaliteli ve boyutları tatminkar, yani çok küçük değil. Şöyle kalemle kıyas yapabiliriz. Şu bir tükenmez kalem, neredeyse kalem kadar boyu var diyebiliriz. Tyrex, Tonton, sen kal burada, Revit, Skye ve Dozer. İşte muhteşem arkadaşlar burada. Dinozor makineler karşınızda. Umarım beğenmişsinizdir bu çizgi filmi. Biz çok beğendik. O yüzden zaten oyuncaklarını aldık. Ve bu oyuncaklarla takip ederseniz bizi güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. Bu da adını bilmediğimiz kahramanımız.
Sizden yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, bugün içimde kötü bir his var. Sanırım bugün işler yolunda gitmeyecek. Kötü bir haber olacak. Hayır olsun Tyrex. İyi düşünüyorsun. Evet Tyrex, kötüyü anla. Hemen başımıza gelir biliyorsun. Arkadaşlar, Distrax geliyor. Kötü bir kutuya sarılmış. Böyle değişik bir kutuda korumalı. Bizim izimizi bulmuş. Ha 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 ha. Yalan makineler, beni gördüğünüzde sevinmediniz sanırım. Evet, ben Distrax. Sizi burada da buldum. Benden kaçabileceğinizi mi zannettiniz? Olamaz. Distrax bizim izimizi buldu. Artık rahat günler geride kaldı. Evet, artık planlı programlı olmalıyız. Distrax sürekli kötülük peşinde çünkü. Evet, sakin olun. Şimdi Distrax'ın açılışını yapalım. Önce şu bandımızı çıkartalım. Zarar görmemesini sağlayan şişmiş poşetleri de arındırdık. Ve karşımızda dinozor makinelerin Distrax'ı. Ha ha ha, Dinotrax'lar, ben geldim. Ne kadar kötü olsam da özledim seni ve Distrax. Bir an önce gel aramıza, paslandık. Geleceğim, dönüşüm muhteşem olacak. Evet, Distrax'ı kutusundan çıkartalım. Kutumuzu açalım ve ilk olarak Distrax'ın sabit kalmasını sağlayan bu parçayı çıkartarak açılışa başlayalım. Evet, parçamızı çıkarttık ve Distrax gördüğünüz gibi aynı Tyrex gibi metal bir gövdeye sahip. Ağzını açalım. Ağzı Tyrex kadar çok açılmıyor. Birazcık daha dar, kapsamlı, kollarının uzunluğu aynı. Kuyruğu keskin bir hızar var. Ve kuyruğunu aşağı eğdiğimiz zaman kafası da aşağı iniyor. Kaldırdığımız zaman yukarı çıkıyor. Bir tulumba gibi aynen. Özledim seni Tyrex. Ben de seni özledim. Distrax. Evet, ne kadar kötü olsan da sen de bizdensin. Gel bir sarılalım. Dur ya, ne yapıyorsun seni haylaz? Dur, canımı yakacaksın, gel buraya koca oğlan. hoş geldin. Sensiz buralar biraz sessiz kaldı, biraz olaylar eksik kaldı. Hoş geldin Distrax. Seni de özledim Doza, hiç selam vermiyorsun. Ne haber tortuk? Evet Distrax, özledik dedik ama arkayı da sağlam korumak lazım. Her türlü kötülüğü bekliyoruz senden. Evet, kendinizi iyi hazırlayın. Evet, dinozor makinelerinin serisinden birçok karakteri tamamladık. Distrax da bugün gelen karakterimiz. Lisanslı Dinotrax oyuncaklarımızı nereden bulabiliriz diye sürekli sorular geliyor. Biz bunları yurt dışından temin ediyoruz arkadaşlar. İmkanı olan arkadaşlar bu şekilde temin edebilirler. Henüz Türkiye'ye satışı yapılmıyor diye biliyorum. Distrax'ın açılışını bu şekilde gerçekleştirdik. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da ihmal etmeyin.